Herkese merhaba. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün sizlere eve yeni bir kedi geldiği zaman hangi malzemelere ihtiyaç duyarız, bu malzemeleri neden kullanırız bunlar hakkında bilgi vereceğim. Eve yavru bir kedi geldiği zaman onun hayatı boyunca hiç büyümeyecek bir bebek olduğunu asla unutmayınız. Ve bunun için onun da bir takım ihtiyaçları olacak ve bu ihtiyaçları en güzel şekilde sizin karşılamanızı öneriyoruz. Yavru kedinizin eve gelmeden önce malzemelerin evde hazır olması, kedinizin anlam kargaşası yaşamasını önüne geçecektir. Yavru kedinizin eşyalarını, kullanacağı malzemeleri öncelikle bir odada tutup ona tanıştırınız. Daha sonra yavru kedinizi evin geneline tanıtabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım o malzemeler nelermiş ve hangi malzemeyi ne için kullanırız bunun hakkında bilgi verelim. Taşıma çantasıyla başlıyoruz. Taşıma çantası sadece yavruluk döneminde değil, büyüdüğü zaman da kedinizin kullanacağı mutlak bir ihtiyaçtır. Taşıma çantasını veteriner ziyaretlerinde veya herhangi bir misafirliğe giderken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Taşıma çantasını kullanmanız kedinizin kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır. Ayrıca taşıma çantasının bir takım ebatları ve ölçüleri olması lazım. Taşıma çantasının hava alabilir olması gerekiyor. İçinin kolay temizlenebilir olması gerekiyor. İlk başta kediniz taşıma çantasına kolayca alışamayabilir. Bu süreçte kedinizi taşıma çantasına bir şekilde alıştırmalısınız. Bunun için birkaç farklı yöntem var. Taşıma çantasının içerisine küçük ödüller koyabilirsiniz veya konserve mamalar koyarak kedinizin taşıma çantasına alışmasını sağlayabilirsiniz. İkinci en temel ihtiyacımız mama ve su kaplarıdır. Mama ve su kapları yavru kedinin erişebileceği yükseklikte olması gerekmektedir. Ayrıca mama ve su kaplarının kolay temizlenebilir olması hijyen açısından çok önemlidir. Bazı kedilerin plastiğe karşı alerjisi olduğu için çelik veya porselen mama kabı veya su kabını tercih edebilirsiniz. Ayrıca su kabının günlük değiştirilmesi kedilerin su tüketimi açısından yarar sağladığı deneysel olarak kanıtlanmıştır. Mama kabının ise 2 günde bir yıkanması mama kabının kenarında kalan mamaların içinde bakteri üremesinin önüne geçecektir. Şimdi üçüncü ihtiyacımıza geçiyoruz. Kedi tuvaletleri ve malzemeleri. Yavru kedinizi dışarıya alıştıracak olsanız bile evinizde muhakkak kedi tuvaleti, kedi kumu ve kedi kumu için onları ayıklamak adına kedi küreği kullanmalısınız. Kedi tuvaletinizin erişkin bir kedinin sığabileceği büyüklükte olması ilerleyen zamanlarda kullanmanız için de size fayda sağlayacaktır. İlk başta kedi tuvaletinizin üstünün açık olması yavru kedinin alışması için çok önemlidir. Çünkü yavru kediler kapağı kapalı bir yere girmek ilk başta istemeyebilirler. O yüzden kapalı kedi tuvaletiniz varsa kapağını açarak kullanabilirsiniz. Kedi kumunun ince taneli olması yavru kedinizin alışması açısından çok önemlidir. Çünkü kristal kumlar biraz daha kalın taneli olduğu için küçük patecikleriyle o kumu eşelemesi biraz zor olacaktır. Bu yüzden ince taneli kumu tercih etmeniz tuvalet eğitimi açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer bir ihtiyaç kedi kum küreği. Kedi kum küreği de günde 2 defa tuvaletini temizlemenizi öneriyoruz. Çünkü bunun nedeni kediler çok fazla pis olan veya kokan kuma tuvaletini yapmak istemeyecektirler. Bu yüzden günde 2 defa kedi kumunu düzenli bir şekilde temizlenip hava almasını sağlamanız sizin açınızdan büyük önem taşımaktadır. Diğer bir ihtiyacımız kedi yataklarıdır. Yavru kediniz için bir yatak tahsis etmeniz onun için çok faydalı olacaktır. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılıp gelen yavru kedinin sıcak, huzurlu bir yatağa ihtiyacı vardır. Bu sebeple kediniz ilk geldiği zamanlarda yatağının bir köşesine sıcak su torbası koymanız hem annesinin hem de kardeşlerinin sıcaklığını ona hissettirecektir. Diğer bir husus ise kedi yatağının hijyenidir. Çünkü kediler kirli olan yerde yatmak istemeyeceklerdir. Muhakkak düzenli olarak temizlenmeli veya yıkatılmalıdır kedi yatağının. Beşinci ihtiyacımız olan
Kedi tırmalama tahtası ve kedi evleri hakkında bilgi vereceğim şimdi. Kedi tırmalama tahtası basit bir şekilde görüldüğü gibi oluyor. Kedi tırmalama evleri de daha yüksek katlı tırmalama çubuğu, içerisinde kedi evi, kedi çubukları bulunuyor. Bunu kullanmanın faydaları, biliyorsunuz kediler tırmalama alışkanlıklarını tırnaklarını törpülemek için yaptıkları gibi içgüdüsel olarak da yapabilmektedirler. Bunun önüne geçebilmek için erken yaşta tırmalama çubuğu veya tırmalama evlerini almanız koltuklarınızın yararına olacaktır. Kediniz eve ilk geldiği zamanlarda onu tırmalama çubuğuna yöneltecek bir takım hareketler yapabilirsiniz. Oyun içeriklerini tırmalama çubuğunun etrafında yapabilirsiniz veya tırmalama çubuğuna play spray diye adlandırılan kedilerin oynamasını sağlayan bir takım spreyler sıkıp oraya ilgi duymasını sağlayabilirsiniz. Yani bu işin mantığı küçük yaşta bu tırmalama çubuğu oyun alışkanlıklarını kazandırabilirsiniz. Bir de bunların evleri var daha yüksek katlı. Bunları da kediler yüksek yerlerde oturup yatmaları sevdiği için bunları da çok fazla kullanıyorlar. Diğer bir seçenek olarak da bunu da kullanabilirsiniz. Diğer bir ihtiyacımız kedi tasmasıdır. Kedi tasmalarını yavru kediler çok fazla takmak istemeyebilirler. Bunu yavruluk döneminde alıştırmanız hem sizin için hem de onun için büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü ilerleyen zamanlarda tasmaya alışması zor olacak. Bir de evde yavru bir kedi bazen kaybolabilir. Bunun içerisinde bulunan çıngırak sayesinde kaybolan yavru kediyi güzel bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre tasma takılan kediler kendilerini sahipli hissettikleri için kendilerini güvende de hissedecektirler. Yani tasmanın birçok faydası var. Kedinizin deri ve tüy sağlığı için ihtiyacımız olan şey kedi tarağıdır. Kedi tarağı ile kedinizi gün aşırı küçük yaşta alıştırarak taramanız sizin işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Kedinizi tararken yüksek bir yer tercih etmeniz daha kolay taramanızı sağlayacaktır. Çünkü kediler yerde kaçması daha kolaydır. Yüksek bir masa veya yatağın üzerinde tararsanız kedinizi rahatlıkla tarayabilirsiniz. Ayrıca kedinizi taramanızın faydaları üzerinde herhangi bir yara varsa, pire varsa, mantar varsa bunların da erken teşhisini sağlayacaktır. Diğer bir ihtiyacımız kedi oyuncaklarıdır. Kediler ses çıkaran, hışırdayan, renkli parlak şeylerle oynamayı çok severler. Şimdi sırada beslenme var. Düzgün dengeli beslenme yavru kedinizin sağlığı açısından çok önemlidir. Bu hususla içeriği düzgün bir şekilde hazırlanmış, kaliteli kuru mamaların kullanılması yavru kedinizin sağlıklı dişlere, parlak gözlere, dökülmeyen tüylere sahip olmasını sağlayacaktır. Bunun için endiği tahılsız kuru mamayı tavsiye ediyoruz. Kısaca kedinizin evde ihtiyaçları hakkında merak edilenleri bu şekilde anlatmış oldum. Videoyu beğendiyseniz like atıp paylaşmayı unutmayınız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.